İyi günler sevgili seyirciler. Ege TV ekranlarında Balıkesir'in Meydanı programında yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler bugün Edremit'teyiz ve Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker konuğumuz. Sayın Başkan, öncelikle programımıza hoş geldiniz Balıkesir'in Meydanı programına. Biz şu anda sizin ziraat odanızdan sesleniyoruz. İşte burada zeytin sineği, zeytin dal kurtarın gibi levhaların bulunduğu bölümdeyiz. Biz öncelikle Ali Yılmaz Diker'i, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker'i şöyle kısaca bir tanıyalım istiyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. Ege TV kanalını odamızda ağırlamaktan sizi şeref duyuyorum. Çiftçinin sesi olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Evet. Benim ismim Ali Yılmaz Diker. 2 yıldan beri Edremit Ziraat Odası'nın başkanlığını yapmaktayım. Evet. 1959 doğumluyum. Edremit'te doğmuş. Çiftçi bir ailenin en küçük çocuğuyum. Ve çiftçiliğimde bağcılık, zeytincilik, incircilik bu türlerinde hayatı birebir yaşamış. Bundan sonra da kendi başıma da çeşitli yıllarda sebze ziraatlarında yapmış bir şahıs olarak karşınızdayım. Evet. İbrahimce Mahallesi'nde doğdum. Gazi Okulu'nda okudum. Daha sonra Cumhuriyet Okulu'nda okudum. Edremit Ortaokulu'nda okudum. Ondan sonra Gökçeada Atatürk Öğretmen Okulu'na gittim ve oradan mezun oldum. İnşaat mühendisliğini kazandım ama çeşitli ailevi sebeplerden dolayı tahsil hayatımı bırakmak zorunda kalarak 1982 yılında Edremit Ziraat Odası'na muhasebeci olarak girdim ve 10 yıl Edremit Ziraat Odası'nın muhasebeciliğini yaptım. Evet. Daha sonra 7 yılda Edremit Ziraat Odası'nın başkatipliğini yaptım. Ondan sonra 5 yıl genel sekreterliğini yaptım. 2004 yılında emekli oldum ama arkadaşlar dediler ki ayrılmak yok dediler. Bundan sonraki yaşamımızda da burada yönetici olarak hep birlikte çalışacağız dediler. O şekilde delege oldum, yönetim kuruluna girdim ve 5 yıl muhasip üyelik yaptım. 5 yılda başkan vekilliği yaptım. 2 yıldan beri de arkadaşlar dediler ki artık sen başkanlık yapışı, senin dediler teveccühünü başkan yaptılar sayesinde, sağ olsunlar. Ve 2 yıldan beri de Edremit Ziraat Odası'nın başkanlığını yapıyorum. Bu arada 2009-2014 yıllarında Edremit Belediye Meclis Üyeliği yaptım. 2014-2019 yıllarında da hem Edremit Belediye Meclis Üyeliği yaptım, hem Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Tarım Komisyonu'nda görevliydim. Edremit'te de hem mecburiyeti yaptım, hem 10 yılda denetim komisyonunu yapmış bir şahsımız olarak karşınızdayım. Peki, anladığım kadarıyla doğma büyüme Edremitliyiz, evet. Tarımın içindeyiz, aynı zamanda belediye meclis üyeliği olarak tarım komisyonunda da görev yaparak sürekli bu işin içindesiniz. Şimdi anladığım kadarıyla Edremit Ziraat Odası da köklü bir kuruluş. 1963 yılında kurulmuş bildiğimiz evet. kadarıyla. Odayı da çok kısa bir isterseniz anlatın. Ondan sonra devam edelim. Evet. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 1963 yılında kurulduğu zaman ilk kurulan odalardan bir tanesi Edremit Ziraat Odası olarak kurulmuş ve faaliyetlerine o zaman da çok geniş imkanlarla başlamış. Evet. Ve bölgeye çok geniş şekilde yayılmış. Mesela buradan tutun ta Ezine'ye kadar çeşitli faaliyetlerde üyelerine destek olmuş. İşte Edremit'in körfezinde, Edremit'in de en büyük ilçesi olmasından dolayı diğer ilçelerden de büyük destek görmüş bir evet. odamızdı. Ancak yıllar içerisinde bu çalışmalar her odanın kuruluşları ilçelerde oluşunca kendi fonksiyonları içerisinde kalmış, kendi ilçesine hitap eden bir konuma gelmiş. Şimdi Edremit Ziraat Odası böyle bir yapısı olan ve bölgede kökleri olan güçlü bir oda olarak hizmetine, üyelerine devam ediyor. 8 bin tane odamızın üyesi var. Bunların 4-5 bini faal durumda üyelerimize bu şekilde hizmet aktif durumda. Yani yarısından fazlası şu anda aktif durumda. Evet. Peki şimdi Edremit ülkemizin cennet köşelerinden biri. Birçok kişi bizi şu anda çok geniş bir yelpazede izleyen izleyicilerimizin de birçoğu bilir.
İşte Kaz Dağları'yla yemyeşil dağları, masmavi denizi ve bir de siz ona bir sarı renk ilave ediyorsunuz. İşte nedir? Narenciyesi ve inciri ekliyorsunuz. Böylesi bir bölgedeyiz ve burada Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorsunuz. Edremit'imizin, bu Edremit'in genelde de tabii ki Körfez'in belli başlı ürünleri nelerdir Sayın Başkan? Evet, çok teşekkür ederim Ramaz abi. Şimdi dünyada cennet varsa o cennetin bir parçası da Kaz Dağları'nın eteklerinde, yani İda Dağı'nın eteklerindeki Edremit Körfezi ve Edremit Körfezi'nde en büyük ilçesi sayılan Edremit ilçesi. Ama canım siz buralısınız da ondan söylüyorsunuz diyebilirler bazıları ama tabii. Gelsinler görsünler diyorsunuz. Gerçek bir realite. Evet. Bu gerçek bir realite. Bütün ilçelerimizde biz bir bütünüz zaten. Edremit Körfezi olarak bir bütünüz. Biz birbirimizden ayrılamayız. Yani evet. Havran da bizim ilçemiz sayılır. Buraniye de bizim ilçemiz. Gömeç de, Ayvalık da bizim ilçemiz. Zaten Ayvalık daha önce Edremit'e bağlı bir nahiyeydi. Sonradan ilçe olan bölge. Bunların hepsi Edremit Körfezi'nin bir bütününü teşkil ederler. Evet. Yani, Kaz Dağları'nın, İda Dağı'nın bir uzantısı. Binlerce yıl öncesi işte Edremit Çayı'nın, Buraniye Çayı, Havran Çayı'nın o alüvyonlu toprakları, önceden böyle kanalların olmadığı zamanlarda yüzeysel olarak dağlardan getirmiş oldu. Alüvyonlu topraklar da oluşmuş. Verimli bir tarım arazisinin üzerinde bulunuyoruz. Dolayısıyla Edremit Kaz Dağları'nın eteklerindeki zeytin bahçeleriyle, incir bahçeleriyle, içerisindeki incirlerle ve ovada kurulmuş olan narenciye bahçelerinde zamanında pamuk, şeker pançarının, buğdayın ve mısırın ekildiği, sebze ziraatının yapıldığı, çok yönlü ziraatın teşkil ettiği bir ilçemiz veya bir körfezimiz, bunu birbirinden ayırmamız mümkün değil. Hep iç içe girmiş bu konuda. Dolayısıyla yıllar içerisindeki bu ürün çeşitliliği, çeşitli ekonomik sebeplerden, ülkedeki tarım politikalarının tartışılma tabii ki bunlar, vazgeçilmesinden dolayı bunlar unutulmuş yani veya ekilmemiş. Mesela Edremit Körfezi'nde benim 20 sene önce müthiş pamuk ekilirdi. İşte şeker pançarı ekilirdi. Susurluk şeker pamuk. 20-30 sene önce. Tabii 20 sene önce. Allah Allah. Tabii buralardan şeker pançarı giderdi. Ta Susurluk, ama özelleştirilmesi, Susurluk Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ve dolayısıyla bu bölgelerdeki ekiliş alanı. Sayın Başkan, bir taraftan da yan ekranda sizin bize vermiş olduğunuz görüntüler var. Şu manzara bile ortaya koyuyor, şu evet. Görüntüler bile ortaya koyuyor değil mi? Bir taraftan da izleyelim, buyurun. Şimdi mesela biz Edremit Ziraat Odası olarak bu bölgedeki ürün çeşitlerimiz, yani zeytinin yanında, zeytin bahçelerinin içerisinde üreticiye katkı sağlasın diyor. Yani biliyorsunuz zeytin Kasım, Aralık, Ocak aylarında çiftçiye gelir getirecek kısmı ancak gelir. Yani bir yıllık bir üründür. Başlarsınız Ocak, Şubat ayında işte toprağa gübre atarsınız, sürmeyi yaparsınız, budamayı yaparsınız. Daha bir sene sonra, 12 ay sonra hasatını yapar ve gelir getirme kısmına geçersiniz. Zirai getirisi bir yıllıktır. Ancak çiftçi zeytinlik alanlarımızın içerisine incir ağaçları da ekerek sene ortasında kendisine kazanç sağlayacak, bir gelir getirecek incir ağaçları. Fena da gelir değil ama bakıyoruz pazarlarda 10 lira tabii. İncir, yani taze incir, taze yemiş. Evet. Şimdi bakmayın, Edremit Körfezi'nde Kaz Dağları'nın eteklerindeki yetişen incir bu bölgenin yani bir numarası. Bir numarası. Yani bizim incirlerimiz, özellikle yerli siyah incirimiz, mesela Dereli, Çamcı, Hacarsanlar bir markadır bu taraflardaki siyah incirimiz. O kırsal mahallelerden bahsediyorsunuz. Aynen, evet. Aynen. Buralardaki incirlerimiz işte üreticiye bu Haziran sonu, Temmuz, Ağustos ayında bir gelir getirici bir şey olarak değer getirir. Mesela geçip Çamlıbel, Güre, işte Tahtakuşlar, Kavlaklar bölgesindeki beyaz diziliklerimiz. O aydın inciri dediğimiz cinsten. Aydın incirin aynısı. Hatta aydın da zaman zaman incir rekortesinin düşük olduğu yıllarda aydınlı tüccar buradan gelir, kuru incir olarak oraya götürür. Yani siz bir aynı incir zamanda sürekli de sahadasınız. Bakın ekranda şu anda görünüyor. Değişik
alanlardan fotoğraflarınız da görünüyor. Evet. Ziraat Odası Başkanı, yani burada masada oturmaması gerekiyor. Ziraat Odası Başkanı sahada olması gerekiyor. Evet. Çünkü sahada olmayan bir başkan üreticinin sorunlarını, ürünün sorunlarını, üretimin sorunlarını bilemez. Dolayısıyla bizler burada olması gerektiği kadar oluruz ama onun dışında hep sahada oluruz. Peki, şimdi dediniz ki görüntülerde de var. Zeytin ve zeytinin yanında içinde incir ağaçları var. O incir ağaçları da bir gelir ama daha değişik ürünler de var. Neler mesela? Olmaz olur mu? Zeytin bahçelerimiz içerisinde dedelerimiz, babalarımız armut ekmişler mesela. Armut. Mayıs ayında Ayos armutu, işte Haziran ayında armut çıkarmışlar mesela. Nedir armut cinsi? Çeşitli. Birçok. Hani herkes neyi sevdiyse onu yapmış ve burada Kızılkeçil'den işte düşünün zeytininden, Kızılkeçil'deki zeytinlik bahçelerden. Şu anda da tam ekranda var armut dediğiniz. Evet. İşte bakın. Evet. Bu armutlarımız buradan kamyonlarla İstanbul'a gönderilmiş ve satılmış zamanında. Ama daha sonra işte bu Bandırma tarafındaki kurulan o gübre fabrikalarının çıkan gazların falan etkisiyle buradaki armutların birçoğu şey oldu, yani armut ağaçları zarar gördü bundan dolayı. Ama yine de hatırı sayılır şekilde kendi bölgemize yetebilecek şekilde armut bahçelerimizde zeytinlik alanlarının içerisinde mevcuttur. Keza Bostancı ve Çıkırtçı ovalarımız var. Bu ovalarımızda da buralarda buğday ekiliş sahalarımız çok fazladır. Mısır, sılajlık mısır ekimi çok fazladır. Balıkesir'in kırsal kesimindeki... Ama bunlar hep hatır sayılır üretimler mi? Tabii, mesela tabii. Mısır'da hatır sayılır mısır, üretim mısır'da var mı? Mısır'da hatırlı sayılır. Hem evet. Buradaki hayvancılık yapanlara sılajcı, evet. Hem de Balıkesir'in kırsal ilçelerine, yani Dursun Bey'e, bir Sıldır diye veya ne bileyim bir İvrin diye bir Bali'ye burada sılaj gider, mısır sılajı gider, alırlar, gelirler. Çünkü buradaki ekiliş sahaları verimli arazideki... Mesela hiç bilmediğimiz başka, mısırdan başka ne var? Buğday var. Buğday var. Buğday var. Buğday da ihtiyaca binaen mi, ticari amaçlı mı? Ticari amaçlı. Yine yani ticari amaçlı. Tamamen bu bölgedeki buğday fabrikalarının ihtiyacını karşılamak üzere ekilir. Evet. Bunun haricinde yine... Çilek yaşar mesela. Başlı başına... Çileği söylemediniz, evet. Evet. Mesela çilek yaşar köyü markalaşmıştır çilekle. Bu konuda ihraç mı? Yok, bölge içerisinde. Yani evet. Bugün düşünün, Çanakkale'ye kadar buradan çilek götürür arkadaşlarımız. Oraya kadar çilek görürler. Yine Kaz Dağlarımızın hemen arka tarafında yine çilek bahçelerimiz mevcuttur burada. Yani ürün yelpazesi çok geniş olan bir ilçeyiz. Peki, ürün yelpazesi geniş. Peki üretimde ne gibi sorunlar var? Çünkü çok konu var da hemen çabuk geçelim istiyorum. Ürünlere, ürün yelpazesine eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ürün yelpazesinde ya genelde ekilenler bunlar. Tabii narenciye bahçelerimiz çok fazlarmış. Narenciye bahçelerimizin birçoğu imar sahası içerisinde kaldı şu anda. Çünkü Edremit çok göç alan bir yer. Yani biraz önce dedik ya dünyada bir cennet varsa o burası işte Edremit Körfezi dedik. Bundan dolayı Edremit'in nüfusu, kışlık nüfusu 150 bin civarında ama yazlık nüfusu 1,5 milyona kadar çıktı. Aylar oluyor. Dolayısıyla burada oluşan bir ikinci yazlık ev yoğunluğundan dolayı insan kalabalığı. O narenciye bahçeleri biraz... Narenciye bahçeleri çoğunlukla imara açıldı, gitti ama yine de var. Yine de hatır sayılı şekilde bölgemizdeki insanları besleyecek şekilde. Biraz Havran'a kayıyor. Havran'da. Evet. Havran'daki o inşaat alanı biraz daha sağda kaldığı için evet. Havran biraz daha narenciyle Peki bütün bunların yanında Kaz Dağları'nın içinde arıcılık da var. Olmaz olur mu? Evet. Şimdi Edremit dedik ya işte yani dünyanın da cennet varsa Edremit sayılır. Direkt Edremit'teki eski dedelerimiz işte Edremit'in sokaklarından ya dağlardan da balat alıyorlar. Yani bunun demekle neyi söyledi? Önceden sulu sistem, zeytinyağı fabrikalarımız hep merkezlerdeymiş yani. Mesela Güre'de, Zeytinli'de, işte ne bileyim işte Altınoluk'ta, Edremit'in içerisinde. Dolayısıyla kara suyu falan hep yollardan böyle suyla beraber akarmış. Tabii bir pınarlı İda deniyor. Her şehirde yani şarıl şarıl sularımız akarmış. Dolayısıyla bu sularımızın işte ya dediğimiz o kara suyla beraber ya aktığı için dağlarında da arıcılık yapıldığı için bağ
da oradan geliyor. Özellikle endemik yapısı da çok geniş ve oradan üreten arının ürettiği bal da belki o da sayılır. Kazdağlarının 48-50 tane endemik bitkisi var. Evet. Yani bizde en çok meşhur olan yani ballarımız kestane balı, çam balı, çam balı, çiçek balı, hele çiçek balı o 48 tane endemik bitkiden dolayı düşünün. Yani zamanında sarayın bal Osmanlı ihtiyacı. Sarayı'nın bal ihtiyacı Kaz Dağları'nda, Madra Dağları'nda biliyor. Böyle bir şey yani düşünün. Evet. Yani bu bölgenin yöresel olarak yetiştiği her ürün bir kalite. Peki üretimde yaşanan sorunlara geçelim. Yelpaze çok geniş. Zeytini ayrıca konuşacağız ama onun dışında var mı böyle nokta nokta ifade etmek istedikleriniz? Olmaz olur mu? Buyurun. Tabii. Yani sorunların yumağı, çiftçinin sorunlarını çok fazla. Yani bu üretim, evet güzel bir şey ama bunu üretirken üretim esnasındaki mesela kullandığımız gübre çok yüksek fiyatları. Evet. Evet, mazot çok yüksek fiyatları. İşçilik bu bölgede çok fazla. İşte bu yüzden üretim maliyetlerimiz çok yüksek. Üretim maliyetlerimizin yüksek olması bizi zora sokuyor ve sıkıntı veriyor. O üretim maliyetlerinde desteklemeler maalesef devlet tarafından verilen desteklemeler yetersiz kalıyor. Dolayısıyla çiftçi üretim aşamasında bazı zorluklar yaşıyor. Yaşadığı için de bazen zaman zaman üretmek düşebiliyor. Küstükten dolayı da işte üretim düşüklüğünü bölgede yaşıyoruz. Bakın şu pandemi olayında tarımın ne kadar önemli olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Evet. Meydana çıktı. İşte Sağlık Bakanlığı sağlıklı kal, evde kal derken biz de Edirne Ziraat Odası olarak yani sağlıklı kal, üretimde kal dedik. Neden? İhtiyaç çünkü var. İnsanlar sadece kuru bakliyatla hayatını veya vücudunu geçiremez. Bunun yanında yaş sebze de gerekiyor, meyve de gerekiyor. Ama çiftçi evde kalsaydı bu yaş sebze ve meyve, işte zeytin ve zeytinyağı üretimi maalesef bölgemizde olmazdı. Olmadığından dolayı da sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir toplumu bu pandemiye karşı yapamazdık. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren işte yaşadığımız o sıkıntılarda çiftçi bir iki gün çıkamadı. Sağ olsun ülke amirlerimiz bu konuda duyarlılığını göstererek daha İçişleri Bakanlığı'na kadar konuyu taşıyarak Tarım Bakanlığımızın da vermiş olduğu bize destekle çiftçinin evde kalmadığını, çiftçinin tarlasında, damında, dağda, arasının başında kalmasını sağlayarak biz bu noktaya bu şekilde geldik. Bu konuda yani düzenleme yapıldı ki yapılması gerekiyor. Pandemide gıda bir numaraya oturdu. Aynen. Şu anda dünyanın en önemli konusu gündem maddesi muhakkak gıdadır. Çünkü özellikle pandemi bunu getirdi. Peki şeyle ilgili, sorunlarla ilgili zeytinciliğe sonra gelelim isterseniz. Bir de pazarlamayla ilgili de problemler var mı Sayın Başkan? Zaten en büyük sorun üretici, bakın üretici üretmesini bilir. Ama evet, pazarlamasını bilemez. Pazarlamasını bilemediği için o yüzden en büyük sıkıntılarımız bu. Pazar payını taşıyamaz. Pazarlamanını taşıyamaz. Muhakkak aracılarla uğraşıyoruz. O yüzden bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Üretici bu yüzden para kazanamadığı için maalesef bu sıkıntılarımız devam ediyor. Bununla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasından, özellikle kooperatifçiliğin yani yaygınlaştırılmasından yanayız. Ama öyle de kooperatifçilik değil. Gerçekten ciddi anlamda yapılacak olan kooperatiflerle ürün pazarlanmasının, yelpazesinin pazarlanmasında çiftçiye destek olmasında çok büyük fayda olacağına inanıyorum. Evet, şimdi belediyelerin de üretimle ilgili son günlerde aslında onlara sorduğumuzda birçoğu diyor ki biz zaten bunu daha önce de yapıyorduk ama bu kadar gündeme gelmiyordu veya bu kadar geniş kapsamlı yapmıyorduk dedi. Şimdi Edirne'de duyduk, haberlerde yer aldı, işte Sındırgısı, diğer ilçeler falan bunları yapıyor. Burada bunların üretimde ve pazarlamadaki bunların yeri nedir ve bir de belediyelerden bu konuda neler istenebilir, onların görevleri neler olabilir? Şimdi tabii dedik ya pandemiden dolayı ülkemizde tarımın önemi bilhassa ön plana çıktı ve bunu bir kez daha önemsedik
ve yetkililer de bunun farkına vardılar. Bu konuda tabii Balıkesir'de bizler de izliyoruz, görüyoruz. Birçok ilçelerde kooperatifleşme adı altında giderek üreticiyi daha örgütlü bir hale getirmek çalışmaları var. Edirne Belediyesi de bu konuda çalışmalar yaptı. Ancak tabii eksiklikler var. Yani bunları yaparken istenilen noktada değil bunlar. Yani bunlar sadece bir kasa, işte görsel olarak bir kasa domates, bir kasa fasulyenin belirli yerlerde gösterilmesi, yapılması değil. Bunun altyapısını sağlam oluşturulması gerekiyor. Bakın, çiftçiye sağlam bir şekilde kooperatifçiliği yayamazsanız, oturtturamazsanız çiftçi 20 sene daha kooperatifçinin yanına gelmez. Neden? Çünkü dediğim gibi tohum ithal, dışarıdan alıyorsun ve müthiş pahalı. Gübre desem keza ona göre. Topraktaki kadın işçiler, erkek işçilerin çalışması, mazot deseniz öyle. Sulama elektriğe bağlı olduğu için elektrik ücretleri yüksek. Yani çiftçi kazanamadığı zaman bir daha bu üretimlerden vazgeçer. Bunları yapmaz. Bunları yapmak için altyapısını oluşturacaksın. Kooperatifçilikte kooperatiflere, belediyelerin daha böyle profesyonelce yaklaşmaları gerekiyor. Yani işte ne bileyim, bunların ticaret sicillerinde tescillerinin yapılması gerekir. Sen kooperatif kurdum demek de kooperatifçilik olmuyor. Yani bunların altyapısını oluşturup sen onun başına danışmanlarını, profesyonel danışmanlarını vererek bu gibi konularda destek olursa, onlara yön ve yöntem belirlerse, o insanlar ürettiklerinde yola çıktıkları zaman nerede pazarlayabilecekleri, nerelere gönderebileceklerini bir iki sene bunların da kontrolünü yaparsa, ondan sonrasında zaten çiftçi öğrendikten sonra bunlar arkasından gelir. Onun için bence burada belediyelerin daha ciddi bir şekilde bu konuya el atmalarını ve daha sağlıklı bir şekilde üreticiye yardımcı olmalarını istiyorum. Anladım. Şimdi gelelim zeytin konusuna. Zeytin konusuna biraz zaman ayıracağız. Vaktimiz de var. Bir taraftan yönetmenimiz de o zeytin görüntülerini bir taraftan verebilir. Şimdi zeytinle ilgili birincisi desteklemeler yeterli mi? Onun dışında neler olması gerekiyor? İşte Ziraat Bankası'nın kredileri hakkında neler söyleyeceksiniz? Birçok bu konuyla ilgili anlatmak istediğiniz var zannediyorum. Buyurun. Şimdi tabii bizim Edirne ilçemizin, yani Edirne Körfezi'nin temel geçim kaynağı zeytincilik. Zeytin ne bağlı? Zaten sadece zeytin üreticisi kazanmıyor. Zeytine bağlı birçok sektör de var. Yani onlar da kazanıyor. Mesela size bir örnek vereyim şimdi. Bir zeytin silkme makinesinin bir şirketin sorumlusu arıyor mesela beni. Yılmaz abi, bu sene sezon nasıl? Mahsul var mı diye soruyor. Veya işte ne bileyim, kavanoz satıyor adam. Yani cam kavanoz satıyor veya plastik şişe satıyor veya teneke yapıyor. Mahsul nasıl diye soruyor. Neden? Mahsul olursa onlar da para kazanacak. Yani mahsul olursa üretici para kazandığının yanında bunun yan sektörleri de para kazanacak. Evet. İrmindeki işçi arkadaşım da kardeşim de para kazanacak. Balyadan gelen işçi de para kazanacak. Çünkü onlar sıraya gelecekler, işte zeytin toplamaya gelecekler. Yani bu sektör çok başlı başına bir sektör. Evet, Edirne Körfezi'nde 15 bin zeytin üreticisi varsa ama bunun yanında bu sektörden para kazanan belki 100 bin kişi var. Onun geçimini sağlıyor. Geçimini sağlıyor. Onun için bizim için zeytincilik çok önemli. Zeytincilik çok önemli. Bu önemi de özellikle başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer, yani kırsaldaki yaşayan insanları görmesi lazım. Bunlara sahip çıkması lazım. Bizler kırsaldaki yaşayan bu zeytin üreticisini köyünde tutabilmeliyiz. Köyünde tutamazsak, bunları şehirlerinden indirirsek zaten işsizlik oranımız çok fazla. Daha da fazla işsizlik oranına sahip oluruz. Dolayısıyla şimdi siz diyorsunuz işte desteklemeler yeterli mi? Anayasadan gelen bir yasal hakkı var. %2 tarımsal kesime destek olarak verilir denildi halde maalesef çiftçinin şu anda tarımsal destek aldığı %0.5 nispetinde bütçeden aldığı destek bu. Yani daha bizim 1,5 daha hakkımız olan bir şeyi alamıyoruz maalesef. Evet. Alamadığımız için çiftçi yani bazı üretim noktalarında sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra gübre ve mazot destekleri çok yetersiz bir şekilde, yani çok astronomik olarak çok düşük rakamlar ve bu rakamlar mesela 2020 yılının desteklerini 2021 yılının Mart ayında ödüyorsun veya Şubat ayında ödüyorsun.
Dolayısıyla tam bir yıl sonra bu ödemeleri yapıyorsun. Bu da enflasyona zaten gidiyor. Ziraat Bankası, şimdi Ziraat Bankası mesela bu ödemelerin bütün hepsinin Ziraat Bankası'ndan yapılıyor bu desteklemeler. Süt destekleri olsun, hayvancılık destekleri olsun, işte gübre desteği, zeytinyağı primi destekleri Ziraat Bankası. Ziraat Bankası çiftçinin aldığı destekten komisyon kesiyor. %2 komisyon kesiyor. Yani bunun ne komisyonu? Yani bu bir destek, destekten komisyon kesilmemesi lazım. Bu Ziraat Bankası, çiftçinin bankası, çiftçisine hizmet eden bir kurum ve kuruluş vasfından uzaklaşmaması lazım. Evet. Dolayısıyla bu komisyonların da alınmamasını istiyoruz. Ve direkt olarak bu paradan geçmiş yıllarda mesela haciz bile edilemiyordu bu para çiftçinin borcuna karşılık. Haciz bile edilemiyordu. Ama şimdi bakıyoruz ki işte bu arkadaş çiftçinin elektrik borcundan dolayı kesiyor. Kesiyor. Bunlar yani destek demek, yani o çiftçiye direkt olarak verilen bir para olarak değerlendirilip görülmesi gerekiyor ve bunlar kesinlikle böyle bir kesintilere gidilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunların tam da noksansız olarak çiftçiye ödenmesinden yanayım. Evet. Peki şimdi zeytinle ilgili konuşmamıza devam edelim. Şimdi zeytin yağının durumuna gelelim. Şimdi zeytinyağını biz birçok kişi daha doğrusu bilemez. Yani kalitesini bilemez, işte şeyini bilemez, birçok kişi bilemez. Kimler bilir? Çok az insan bilir, üretici bilir, işte yapan bilir, eden bilir. Biz zeytinyağındaki o takliti, tahşişleri, onları, bütün bunlarla ilgili neleri bilmemiz gerekiyor? Bu bilmemiz gerekenleri bize biraz özetleyebilir misiniz? Evet. Bak, çok güzel bir soru sordunuz Ramazan Bey. Teşekkür ediyorum size. Şimdi zeytinyağındaki, pazarlamadaki en büyük sorunlardan bir tanesi de taklit ve tahşiş. Yani taklit ve tahşiş bu zeytin üreticisinin, sadece zeytin üreticisinde değil mesela. Aynı şekilde peynir üreticisinde veya işte ne bileyim bal üreticisinde kanayan yarası. Bu ülke bu sorunlarını bıçak keser gibi kesmesi lazım. Bunları önlemesi lazım. Aşmalı yani. Aşması lazım. Bu hem üreticiye vurulan bir darbe, hem zeytinyağından ticaret yapan insanlara verilmiş olan bir darbe. Ama en büyük darbe de tüketiciye, bize verilen bir darbe. Evet. Yani çünkü ne yediğini bilmiyorsun. Ne yediğini, zeytinyağı veya ne yiyor, balık yağı mı yiyor? Ne yiyorsun? İşte bu çok önemli bir şey. Paranı heba ediyorsun. Bakın, şu anda zeytinyağının geçen sene yapılan Zravdos olarak biz genel merkeze her sene maliyet hesapları yaparız. Geçen seneki 2019 yılındaki zeytinyağındaki maliyetimiz 20 liraydı. Bu sene maliyet 25 lira civarında. Bir kilogram zeytinyağının maliyeti 25 lira civarında. Bunun üretici geçim payında koyarsanız üzerine bu zeytinyağının, yani kaliteli sızma bir zeytinyağının fiyatı 30 liradan aşağı. Peki 20 liraya biz nasıl ne alalım? 17 liraya, 16 17. liraya zeytinyağı diye satılan yağlar var. Yazık, günah yani. Bu insanlar bu şekilde sağlıksız gıdalarla yapılıyor. Özellikle de ben Sayın Tarım Bakanımızdan da rica ediyorum. Özellikle evet, Suriye'den getirilen yağlar gelebiliyor. Bunlar Suriye'den gelen yağlar dahili işleme rejiminde getirilerek ihracatı dönük olarak verilmeli. Kesinlikle bizim buranın Edirne Körfezi'nin sızma zeytinyağlarıyla karışmasına asla müsaade edilmemeli. Bunlarla ilgili ciddi tedbirlerin olması gerekir. Şu anda alo 180 hattına herhalde şikayet ediyorsunuz bunları ama oraya yapılan şikayetler bunlar yeterli değil. Çünkü internet üzerinden çok sık olarak bunlar adres değişiklikleri yapıyorlar ve isim değişiklikleri yapıyorlar ve bu şekilde tüketiciyi aldatarak zeytinyağı yediğini zannettiriyorlar. Aslında bunları yedirdikleri işte çeşitli kanola yağı, soya yağı, palm yağı, pamuk yağı, işte Suriye'den gelen yağlar. Onun için ben buradan sizin aracınızla, sizin kanalınızın aracılığıyla bir kez daha sesleniyorum. 30 liranın altında şu anda sızma, erken hasat bir zeytinyağı bulmanız kesinlikle mümkün değildir. Evet, çok büyük firmalar var, firma isimleri var, çok büyük markalar var. Bu tip markalarda böyle şeyin olması, yani dediğiniz anlamda karıştırılması anlamında pek fazla oynanmıyordur gibi geliyor bana. Onlarda da zaman zaman Tarım Bakanlığı
iki aydan, üç aydan bir açıklama yapıyor. İşte evet. Taklit ve taşlar. İnanır mısınız çok ciddi firmalar çıkıyor ve üzülüyorsun. Neden, nasıl çıkarılıyor? Çünkü yakalanan bir firmanın cezası 12 bin lira. Bunun peşini ödersen 9-10 bin lira gibi. Bir o büyük firmalara bu düşünün, çok... Düşünün yani Türkiye mağazalar zincirinde olan bir firma bu işi yapıp da 9-10 bin lira ödüyor. İşte biz bu konuda özellikle Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyimizde bu konuda uyarıyoruz. Zaman zaman bunları bakanlıklarla görüşün, dile getirinleri söylüyoruz kendilerine. Muhakkak ve muhakkak cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Ve cezaların, hapis cezalarıyla desteklenmesi gerekir. Başka çünkü, türlü bu iş önlenmez. Çünkü yani bakın şimdi devlet ne yapıyor? Şarap üreticilerine ne yapıyor? Bandrol taktırıyor. Bandrolleri olmayan kim koşturuyor onları? İçişleri Bakanlığı'ndan yani kaçakçılık organize denetimleri. Şube müdürlüğünden KOM dediğimiz onlar gidiyorlar bizzat bunları kaçak içki yapanları yakalıyorlar. Nasıl yakalıyorsa yani aynı şekilde bu da bence bu kaçakçı ve organize işler tarafından bizzat İçişleri Bakanı'ndan takibi alınarak yapılması gerekir. Çünkü burada hem üretici kaybediyor, hem tüketici kaybediyor, hem de devlet kaybediyor. Vergiden kaybediyor. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Yani büyük firmalar, işte büyük markalarda da olabiliyor. Fakat şimdi işin acı tarafı üretici pozisyonda olduğuna inandığımız işte yol kenarlarında yapılan satışlar ve pazarlarda yapılan satışlarda da böylesi işte taklitlerin olduğu yönünde hem duyumlar alıyoruz hem de böyle açıklamalar alıyoruz. Nedir durum? Ya, şimdi Ramazan Bey bakın buradan çıkıyorsunuz Balıkesir'e gidiyorsunuz. Evet, buradan yol çıkıyorsunuz boyunca. İzmir'e gidiyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Yol boyunca Karadut suyu diye tamam mı? Doğal evet. Organik adı altında birçok böyle her bir kilometrede 500 metrede 2 kilometrede güneşin yanar sıcağında orada ürünler satıldığını hepimiz görüyoruz. Görüyoruz. Ya, ama buna hiç kimse yani bir şey yapmıyor, müdahale etmiyor. Bir kere karayolları kanununa göre bu bir suçtur. Yani karayollarının 15 metre içerisine kadar herhangi bir şekilde bir işletme yapma etme yasaktır. Yani. Bunu bir kere karayolları sen ne yapıyorsun arkadaş demesi lazım birincisi. İkincisi bu konuda ciddi şekilde denetimlerin olması lazım. Yani bunlar nedir? Ya bu kadar karadut suyu nerede burada üretiyor var. Nerede üretiliyor? Hani ağacını gösterin bana deseniz o yani bilet. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. O yüzden yani denetimsizlik bizim en çok zarar gördüğümüz, mağdur olduğumuz bir şey. Bakın futbol maçını bile oynamaya çıktığınız zaman bir kuralıyla oynuyorsunuz değil mi? Evet. Yani penaltısı var, offside'ı var, işte her türlü kuralına göre oynuyorsun ama maalesef biliyorsun gıda üretiminde, gıda tüketiminde kurallar yeterince uygulanmıyor. Bunun İnsan da... sağlığını direkt ilgilendiren bir pozisyonda yeterli denetimin yapılmadığını görüyoruz. Evet. Şimdi bir de şu var, o yol boylarında olan yerler bir ilçenin sınırından çıkıyoruz, öbür ilçeye gidiyoruz, hangi ilçe yapacak, nasıl yapacak bunu özellikle valilik kanalıyla, il kanalıyla buna bir çözüm bulunmalı muhakkak, diyorsunuz. Muhakkak. Büyükşehir denetimiyle ilgili. 2-3 denetim var çünkü idari yönden işte mutlaka kaçakçılık boyutuna girdiği için hani şaraptan da örnek verdiniz. Çok da güzel örnek verdiniz. Şarapta bile ülkenin tüketimde zeytinyağıyla kıyaslanamayacak kadar az bir tüketim olan da bu kadar ciddi bir denetim yapılırken vatandaşı direkt ilgilendiren, onun sağlığını ilgilendiren bir konudaki o denetimin daha düşük düzeyde olması şahsen çok doğru bir durum değil yani. Doğru bir yaklaşım değil. Yaklaşım değil, evet. Doğru bir yaklaşım değil. Yani bu konudaki daha ciddi tedbirlerin alınmasından yanayız. Yani üretici evet. Adına, ve bir de adına. Ve bir de internette şimdi son günlerde, son aylarda var. Zeytinyağı pazarlaması var. İşte 5 kilo kargo bizden 100 lira, işte 75 lira. 75 lira. 4 teneke alırsan 75 liraya kadar düşüyor. Şey yanında da diyor ki, yarım litrelik diyor, karadut suyu da diyor, bizden hediye ediyor. Bir vermediği sabun var. Sabunu da verse tamam olacak. Aynen. Peki, ama evet. Sabun da yapamıyor tabii. Yapamıyor. Evet. Sabun da nereden? Zeytin de yapamıyor. Zeytin de yapamadığı için. Belli, zeytin belli. Zeytinyağında çok
oyun var. Dikkat etmek lazım. Bildik yerden almak lazım. Veya ama şimdi şu da var. Biz aldık. İyi çıkmadı. Ne yapacağız? Şimdi iyi çıkmadığında ne yapabiliriz? Zeytinyağını bildik yerden alacaksınız. Özellikle. Yani çok böyle yakın üretici arkadaşlarınız varsa bir kere onlara yardım bakacaksınız. Ondan sonra Edremit markalaşmada son 5-6 yılda çok markalar oldu. Çok değerli arkadaşlarımız var bu konuda. Evet. Yani isim olarak buradan şimdi telaffuz etmek istemiyorum ama Edremit'e geldiğiniz zaman bu markalar hemen hemen ilçe merkezimizde, işte Zeytinli'de, işte ne bileyim telaffuz ediliyor zaten. Güre'de, yani çok markalarımız var. Bunlar bu arkadaşlarımızın hem üretici yanları var hem de böyle markalaşma yanları var. Ben hepsini ayrı ayrı bu konudaki medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum ve zaman zaman da kendim de ziyaret ediyorum ve bunlarla iftar ediyorum ben. Bir Edremit Ziraatçısı Başkanı olarak iftar ediyorum. Evet. Şimdi bu kurumlar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından zaten kontrol ediliyor. Zaman zaman bunlardan numuneler alınıyor, kontroller yapılıyor. Bunlardan aldığınız bir zeytinyağı kesinlikle yani sahte çıkmaz. Çıkarsa zaten onlar deşifre oldukları zaman bir daha burada Edremit'te iş yapamazlar. Onun için ben istiyorum ki tüketici olarak Edremit'e gelen Edremit'in dışında İstanbul'dan veya yurt dışında nereden gelirse gelsin buradan bu şekildeki arkadaşlarımızdan göğüslerini gere gere zeytinyağı alabilirler, zeytin alabilirler. Hiçbir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ve şimdiden aldıkları zeytinyağı için de hepsine afiyet olsun diyorum. Peki, şimdi tüketici boyutunda böyleyiz. Şimdi zeytin üretiminde, zeytin rekoltesinin düşmesinde çok rolü olan işte zeytin hastalıklarıyla ve işte zeytin sineğiyle falan mücadele konusunda ifade etmek istedikleriniz var bildiğim kadarıyla. Özellikle şu havadan uçakla ilaçlama konusunda falan söyleyecekleriniz var. Nedir bu? Bunlar? Şimdi tabii her şey her bitkinin üretim aşamasında hastalık ve zararlısı olduğu gibi zeytinin de üretim aşamasında çeşitli hastalık ve zararları vardır. İşte bakın, evet. Şimdi bizim oturduğumuz yerde de zeytin hastalık ve zararları diye şöyle bak bir panomuz var. Evet. Burada üretici tanısın, hastalıkları tanısın, hangi ilacı zamanında ne zaman atacağını bilsin diye böyle bir panomuz var. Bu panomuzun önünde oturuyoruz. Şimdi zeytinin dediğim gibi bak 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane yani bu bölgeye ait yani çoğunlukla zeytincilikte bu hastalık ve zararlar var. Bunlarla ilgili zamanı gelince üretici bu zaman içerisinde bu ilaçları kendi yer aletleriyle o dönemde, o ayda atabilir, yapabilir. Ama bunların bir tanesi var ki şu dediğim zeytin sineğine karşı olan zararlı. Bununla ilgili bu mücadeleyi tek tek yapamaz. Evet. Neden yapamaz? Zeytin sineği belirli bölgede bir anda bir bakarsınız ki popülasyon bir anda yükselir, o yükseklikte bir anda bir gün, iki gün içerisinde ilaçlama yapmak zorundasınız. Bunu kontrol etmek için. Çok iyi takip etmek. Çok iyi takip. Biz şimdi Edremit Ziraat Odası olarak 5 tane tuzağımız var. Bakın avcılarda bir tuzağımız var. Tavlaklar kırsal mahallemizde bir tuzağımız var. Tahtakuşlarda bir tuzağımız var. Zeytin'de bir tuzağımız var. Bir tane Bostancı'da gemlik çeşitlerine ilgili bir tuzağımız var. Aslında bu iş ilçe tarım müdürlüklerinin görevi sorumluluğu içerisinde. Ama bizler de onlara destek olmak için biz de bunu kendimize üretici adına bir görev ve misyon olarak kabullendik. Ziraat mühendisimiz de pazartesi ve perşembe günleri giderek bu çalışmaları yapıyoruz, bakıyoruz ve popülasyon yükseldiği zaman ilçe tarım müdürlüğüyle paylaşarak onlar da işte kendi üstündeki il tarım müdürlüğüyle veya Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'yle bunları paylaşarak bölgeye ilaçlama şeklinde zamanını söylüyorlar. Onun için bu ilaçlamanın muhakkak yer aletlerine yapılması ekonomik değil veya bir anda yapılması mümkün değil. Şimdi daha önceden Tarım Bakanlığı bunu uçakla mücadelesini yapıyor. İşte Büyükşehir yasasıyla birlikte geçen dönem ben de Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olduğum dönemde Tarım Komisyonu'nda olduğum zaman da bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı zeytincilikten gelen bir görevli veya işte onun pazarlamasında bulunduğundan dolayı bunun önemini bildiği için bakanlıktan gerekli izinleri ve altyapı çalışmaları alarak
5 yıl içerisinde zeytin sineğine karşı havadan ilaçlamayı öngörerek bu konudaki duyarlılığını göstermişti. Ancak yeni seçilen belediye başkanımız, ki onunla da beraber biz görev yaptık, o da o meclisin içerisinde vardı, o zaman belediye başkanıydı, Karesi belediye başkanıydı. Ancak çeşitli sebeplerle şimdi 2 seneden beri yapılmıyor ve geçen sene inanır mısınız çok zarar gördük bu zeytin sineğinden. %30 ürün kayıpları yaşadık bu bölgede. Bu üreticinin kaybı değildi. Bu üreticinin yanında biraz önce bu sektörden faydalanan insanların da kaybıydı. Bu devletin de bir kaybıydı. Devlet de bu yalan belki kayıpların birçoğunu ihracat yapacaktı ve ülkesine döviz de kazandıracaktı. Maalesef bunun bilincini, önemini biz bizde kabartıyorum ben. Yani belediye başkanımızda değil. Çünkü biz onun önemini anlatamamıştık demek ki. Bu ilaçlamayı kendilerine yaptıramadık. Bundan dolayı şimdi bu sene, bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı yok sayımlarımızda şu ana kadar. Ancak sulanabilir arazilerde biraz daha sıkıntı olabilir diye işte ilçe tarım müdürlükleri, komşu ilçeler falan ilaçlamayı ilan ettiler. Ancak bizim bölgemizde çok titizlikle takip ediyoruz. Hem ilçe tarım müdürlüğü olarak takip ediyoruz, hem ziraat odası olarak takip ediyoruz. Ve herhangi bir şey olduğunda duyurularımızı yapacağız. Ancak bunun kesinlikle havadan ilaçlama yapılması gerekir. Ve üstelik artık teknoloji ilerledi. Organik tarımda bölgeye girdiğinden dolayı, iyi tarımda bulunduğundan dolayı organik ilaçlarla bunun muhakkak yapılması lazım. Çünkü böyle bir ilaçlamanın maliyeti en fazla, en böyle popülasyon yüksek olsun 10 trilyon liradır. Ama kayıp bu ülke 70-80 trilyon lira kayıp ediyor. Evet. Onun için 10 trilyon lira aslında bir şey değildir. Bu ülkenin kazanımlarına, değerlerine, katma değerine değer katmak istiyorsak 10 trilyon lira bu iş için harcamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de Tarım Bakanı... Sadece ben değil, bunu herkes düşünüyor. Tüm tarımsal kuruluşlar, tüm ziraat odaları, Körfez ziraat odaları, Bandırma ziraat odası... Evet, belediye başkanları da söylüyor. Hepsi söylüyor, belediye başkanları söylüyor. Evet. Sağ olsun bizim Balıkesir Borsa Başkanımız da bu konudaki görüşlerini açıkladı. Ben kendisine de buradan da bir kez daha teşekkür ederim. Yani akıl birdir ama bu aklı ortak kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Bu aklı bir şekilde bir noktaya getirerek kullanmamızda fayda. Tarım Bakanlığı da bu konuda havadan ilaçlama konusunda Tarım Bakanlığı gerekli izinleri zaten geçen ilk yıl seçildiği gibi Yücel Yılmaz'ın vermişti. Yani bu izinler kendisinde mevcuttu. Var dendi. Ama evet. Maddi sebepler sürerek bu ilaçlamayı ama bu sene ölçümlerde falan daha henüz tehlikeli bir durum arz etmedi dediniz. Yani. Şimdi öyle şöyle söylüyor. Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde gittiği zamanlarda zeytin sineği popülasyonu zarar aşamasına gelmez. Gelmez. Evet. Yani hava sıcaklığında şansımıza 32, 33, 36, 37'ye kadar gitti. Ama bugünlerden sonra yapılacak 30'un altına düşecek her türlü hava sıcaklığı bunun bir risk olarak değerlendirmekte fayda var. Evet. Ve fayda var. Şimdi Edremit Ziraat Odası olarak yaptığınız mutlaka çiftçiye dönük faaliyetleriniz var. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Yavaş yavaş da tabii ki programın sonlarına doğru da geliyoruz. Orada birkaç sorun daha olacak. İsterseniz sizin Edremit Ziraat Odası olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii ben 82 yılında girdim buraya. 38 yılımı verdim Edremit Ziraat Odası'na. Evet. Ben hep üreticiden yana böyle yapabileceğimiz neler var hep onları düşündüm. O projeleri gerçekleştirmek için. Biz de olmayan şeyleri yapmaya çalıştık Edremit Ziraat Odası. Olan şeyi herkes yapar ama olmayanları yapmaya çalıştık. Mesela biz Edremit Ziraat Odası olarak yani çiftçinin bugün cebinde parası olmayabilir ama yarın mahsulünde çiftçi öder borcunu. Yani çiftçi de alacağını kalmaz. Biz o yüzden çiftçiye hiç parasız bir yıl vadeli gübre verdik. Ocak ayında geldi burada. Aralık ayında, Ocak ayında Edremit Ziraat Odası'nın gübresini aldı. Odaya senedini verdi. Gitti bir yıl sonra tam Kasım Aralık ayında ürününü topladı, sattı, geldi parasını ödedi. Yani bir yıl vadeli gübre verdi. Biz bir yıl vadeli ilaç verdik. Bir yıl vadeli tohum verdik. Yani
bir yıl vadeli demek o çiftçiye büyük çok nefes aldırmak. Evet. Nefes aldı. Mesela biz onun haricinde Tarım Bakanlığı tarımsal mekanizasyonda %50 hibe destekler veriyordu. Zeytin silme makinelerine %50 hibe destekler veriyordu. Bunu 4-5 sene verdi. Ondan sonra çeşitli sebeplerle kaldırdı bunu. Ama çiftçi böyle bir şeye alışmıştı. Yani çiftçi böyle bir destekle tarımsal mekanizasyona geçmişti. Çünkü zeytin ağacına sırıkla vurmak o zeytin ağacındaki bir sene mahsul yapıp bir sene yapmamasına sebebiyet veriyordu. Bu ortadaki bu şeyi kaldırmak için muhakkak tarımsal mekanizasyona devam etmek gerekiyordu. Bakanlar bunu anlatamadı ama bakanlık bundan çekildi. Biz bakanlık çekildi diye yani biz de buna seyirci kalmadık. Biz dedik ki ya bakanlık bundan çekildi ama biz Ziraat Odası olarak üyelerimize ne yapabiliriz diye düşündük. Biz çiftçilerimize takriben 7-8 seneden beri işte ilk yıl imkanlara nispetinde 4 yıl hiç peşinsiz 4 yılda ödemek şartıyla zeytin silme makinelerini verdik. Üretici her ürettikten sonra gelip birinci taksimini, öbür yıl ikinci taksimini, öbür yıl üçüncü taksimini, öbür yıl dördüncü taksimini olmak üzere bu şekilde bizden hibelerle zeytin silme makineleri aldılar. Ki biz şu anda Erlem Ziraat Odası olarak 300'ün üzerinde tanesine 15 bin lira civarında, 10-15 bin lira civarında olan bu makinalardan 10 yıldan beri üreticilerimize veriyoruz ve vermeye bu büyük bir destek. Evet. Devam edeceğiz. Güzel bir destek. Mesela bakanlık iyi tarım uygulamaları diye bir şey çıkarmıştı. Çünkü biraz önce dedik ya tüketici ne yediğini bilmek istiyor artık. Yani özellikle gelir seviyesi yüksek insanlar ne yediğini bilmek istiyor. İyi tarım uygulamaları kapsamında burada küçük çiftçiyi biz organize ederek, örgütleyerek, bir araya getirerek burada İyi tarım uygulamalarını Edirne ilçesinde geniş bir alanda soktuk. Bu uygulamadan dolayı 25 bin dekar arazide iyi tarım uygulamaları yaptık. Ancak bakanlık geçen sene ne hikmetse iyi tarım uygulamalarında bir takım üreticiye aleyhine bir takım tedbirler aldı. Mesela 3 yıldan beri iyi tarım uygulaması olan üreticiye 4. yıl para verilmeyecektir denildiği için maalesef orada bir ivme kaybettik. Tabii bu ivme kaybetmek bizden yana değil, bakanlığın yanlış uygulamalarından dolayı ve miktar düşüşleri, dekar ödediği miktarlarda da düşük rakamlara tekabül ettiren rakamlar oluşunca çiftçi biraz daha iyi tarımdan soyutladı kendisine. Ben isterim ki Tarım Bakanlığı'nın buradaki yanlışını görerek tekrar eski günlerine dönerek hem üreticiyi destekleme alanında iyi tarım uygulamaları devam etmesine hem de tüketicinin ne edinebilmesi açısından bu konudaki çalışmalarını ileriki günlerde daha güzel şeyler noktalara taşıyacağına inanıyorum. Peki, yani bölgede ileriye dönük böyle bu gibi gelişmeleri de bekliyorsunuz. Şimdi vaktimizin sonuna geldik. Son bir iki sorum olacak. Şimdi Körfez'de ve Edremit'te sizin bir sloganınız var. 3T diye. Evet. Tarih, turizm ve tarım. Aynen öyle. Siz tarım boyutuyla tabii ki daha çok ilgilendiğiniz için bu boyutu aktardınız. Ama o üçünü kapsayan ifade etmek istedikleriniz de var zannediyorum. Evet. İsterseniz onu da alalım. Bölgemiz ve Edremit üzerine. Programı da yavaş yavaş kapatalım. İnanıyorum ki yani bundan önceki dönemde çalıştığımız Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı, Belediye Başkanımız Kamil Saka döneminde de biz bu konuda Edremit'in yönü ne olacak? Edremit'in yörüngesi ne olacak? Edremit nereye gidecek? Gelecekte ne olması gerektiğiyle ilgili bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Sağ olsun Ali Sırmalı bu konuda. Biz hep 3T'den bahsettik burada. 3 tane T. Çünkü Edremit Körfezi'nde tarih var. Burada işte evet. İda Dağı'nın eteklerindeyiz. Yani meşhur tarihçisi olan Antandros'un eteklerindeyiz. Burada bir tarih var. Bu tarihi iyi değerlendirmemiz gerektiğini, bunu iyi işlememiz gerektiğinden bahsettik. İşte burada turizm olması gerekiyor. Çünkü Edremit'in kalkınmasında kesinlikle yıllardan beri sanayi yok. Sanayi olmadığı için ne olması gerekir dedik? Turizm olması. Turizmin çeşitlendirilmesi gerekir. İşte Kaz Dağları'ndaki
işte safari turlarının olması gerekti. İşte burada jeotermal olmasından dolayı işte jeoparklar olabilir. Otellerin sıcak su termal kaplı otellerden faydalanması gerektiğini ve 12 ay boyunca turizmin olması gerektiğini ve tarımın işte olması gerektiğini, tarımla birlikte bu 3 T ile birlikte Edirne ilçesinin kalkınabileceğini ifade ettik. Çünkü bakın ben size hemen yurt dışından çok kısa bir örnek vereceğim. Sicilya Adası'nda 6 milyon turist geliyor senede. Ve Sicilya Adası'nın ürettiği 6 milyon litre şarap var, 6 milyon litre de zeytinyağı var. Orada bir slogan vardı Sicilya Adası'nda. Her gelen turiste 1 litre şarap, 1 litre zeytinyağı verebiliyorsak o Sicilya Adası'nın kalkınmasıdır şeklinde bir sloganla o insanlar orada 6 milyon litre ve 6 milyon şaraplı zeytinyağını bir senede tüketiyorlar. Kime? Gelen turistlere. Bizim de tarımsal olarak buraya gelen üreticimizin gelen turiste bu tarihi doku içerisindeki Edirne ilçemizde 1 litre zeytinyağı verdiği zaman bu bölgenin kalkınmasına onu veriyoruz. Hatta 5 litrelik tenekelerde olduğu için 5 litre de götürüyorlardı. Evet. Ama işte o taklitlerle ilgili kafalarda oluşan o tereddütü aşmamız lazım. Peki bir de şimdi dediniz programdan önce de biraz görüştük. Şimdi genç, dinamik yeni bir kaymakamla birlikte Edirne'de de zannediyorum yeni bir ilme kazanacak bu anlattıklarınız belediye ile birlikte olan entegrasyon içerisinde. Birkaç cümlede o doğrultuda alayım ve programı kapatalım. Şimdi Sayın Ramazan Bey, ben bugün bu programı çok sağ olun. Sizlerle birlikte yapmaktan dolayı çok mutlu oldum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Saat 11'de de yeni gelen kaymakamımızı randevusuna ziyarete gittim ve beni kabul etti. Ve inanır mısınız? Yani ilk defa Edremit'te ve kendisine de bunu ifade etti. Edremit'te ilk defa sizin yaşınızda sizin kadar genç bir kaymakam geliyor dedim. Kendisini çok heyecanlı buldum Edremit'le ilgili düşüncelerinde ve çok dikkatli buldum. Her şeyi not etti, not ederek çalıştığını gördüm. Ben inanıyorum ki giden kaymakamımız hani derler ya gelen gideni aratırmış bilmem ne. Kesinlikle değil. Bizim giden kaymakamımız kadar değerli olacağına inandığım yeni bir kaymakamımızla da çalışmaktan ayrıca gurur duyacağıma inanıyorum. İnşallah Edremit için yerel yönetimlerle birlikte, kaymakamımızla birlikte çok daha güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte aydınlık günlerde, mutlu günlerde, sağlıklı günlerde, tarımsal ürünlerde buluşabilmek adına sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bulunduğumuz Edremit işte Balıkesir'imizin Kuvayi Milliye bir şehri olmasından dolayı yarın da Edremit'in 9 Eylül Edremit'in kurtuluş günü Şehit Hamdi Bey'i de buradan rahmetle kendisini anıyorum. Ve bu mücadeleyi Edremit'ten başlattığı için de aynı zamanda kendisini yad ediyorum. Ve Edremit'lerine 9 Eylül Edremit'in kurtuluş gününü bugünden kutluyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biz de hemen o kutlamayı yapalım. Çünkü sizin ifade ettiğiniz ve birçok kişinin de kabul ettiği bir olgu. Dünyada bir cennet varsa işte burasıdır dediniz. Kaz Dağları ve Edremit Körfezi'dir dediniz. Öyle bir yerdesiniz. Bunun kıymetini tabii bilmek gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bilmesi lazım. Bizim de millet olarak bilmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz size. Böylesi önemli bir yerde yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bugün Balıkesir'in Meydanı programında Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker bizlerleydi. Böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler diliyorum. Bizi gece izleyen, tekrarında izleyenlere de iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.